Şimdi bu konuya Türkiye'deki özelleştirmenin doğurduğu sonuçlardan bakarsak, özellikle de şehrimizde özelleştirilen hiçbir yer ne istihdamı artırdı, ne verimliliği artırdı, ne de o özelleşen kurumların devamlılığını getirdi. Hepsi bir türlü kapatıldı. Bunların içinde Erzurum'da sadece el çimsanı gösterirler, büyüdüğünü söylerler. Fakat el çimsan o günde tekeldi, bugün de tekel. El çimsanın önüne herkes kuyruğa girme mecburiyetinde ve bu yetmemiş gibi kendi mikserlerini aldı. Artık piyasaya çimento değil de harç satar duruma geldi. Ama şeker fabrikalar öyle değil. Şeker fabrikacıların piyasada özellikle sanayi ürünü olan bunun alternatifleri var. Bir de dünyada nişasta bazlı şekerin yaygınlaşması var. Bu da sağlığa zararlıdır. Erzurum'umuzda bir tane devlet destekli olan üreticisinden tut tüketicisine kadar çiftçisi, nakliyecisi, besicisi, çalışanı ve bunu satan, herkes kazanan bir sanayi ürününün Erzurum'da özelleşmesi, Erzurum'da buranın çok kısa zamanda kapatılması demektir. Kim ne derse desin. Çünkü Erzurum'da pancar havzası yoktur. Erzurum Şeker Fabrikası'nın en büyük havzası Mercan ve Çayırlı'dır. Erzincan Şeker Fabrikası kotasını artıracak, Erzurum Şeker Fabrikası ise kapatılmaya mahkum edilecektir. Ve 35 gün gibi kısa bir süre içerisinde bunun fizibilitesi yapılmadan, esnafın haberi olmadan, böyle talanda mal kaçırır gibi özelleştirmeye çıkması da ayrı bir istihbamdır. Çünkü dünyada kaydı gir denen bir şeker sanayi, Amerikan patentli, dünyadaki gıda sektörünü eline almaya çalışırken, biz de milli politikalar derken, Erzurum Şeker Fabrikası'nın bu gibi şirketlerin payandası olmasına gönlümüz razı değil. Erzurum kaliteli göç veriyor, istihdam alanlarını artıralım, insanlarımız burada kalsın diye çaba gösterir. 20-25 kişiyi küçük sanayi tesislerinin açılmasına sevinirken, bu devasa tesisin daha canlanması, kapasitesinin artırılması, rehabilitize edilmesini beklerken, özelleştirmenin ileride kapanacak bir tesis Erzurumlulara ve bizlere acı vermektedir. Çünkü biz Erzurum'daki sendikacılar konuştukları zaman birileri oradaki işçinin sadece yanında olduklarını, iş yeri olmazsa işçi olmaz. Biz önce iş yerini rehabilitip, oranın üretimini artırıp, verimli hale getirip ve işçi çalışan sayısının da yükselmesinden tam yanayız. Yoksa işçinin olmadığı, iş yerinin olmadığı bir yerde işçi olmaz. Biz önce milli olan, o dönemlerde Adnan Menderes'in ve milli politikalar izleyen insanların açtığı bu fabrikaların teker teker kapatılması milli politikalara ters olduğuna inanıyoruz. Örnek verirsek Sümer Bakırlar kapandı, istihdam artacaktı, kaliteli ürün olacaktı. Bunların hiçbiri, özellikle de şehrimizin coğrafik yapısı, iklimi göz önüne alınırsa, devlet teşviki olmayan fabrikaların burada yaşama şansı yok. Doğasan vardı, kapatıldı. Etbalık kurumu kapatıldı. Biliyorsunuz işte kombinaların önündeki mezbalarda ne gibi nahoş hareket olayların yaşandığını hepimiz basından olsun, yakınımızdan olsun duymakta ve dinlemekteyiz. Erzurum her dönemde düğüm noktası olmuştur. İşte 4. Mehmet zamanında burada belli kalemlerden vergi alınmasın diye emirler yayınlanmış. Çünkü ağır kış şartlarında geçen burada ısıtma giderleri iş yerleri için büyük bir külfettir. Sadece Erzurum'u ekonomi olarak kar getiren bir müessese gibi görmek, özellikle gıda sanayinde düşülecek büyük bir hatadır.
İşte savunma sanayinde